gelenler zor şöpeyse bugün merkez sol algem sorusu arkadaşlar zone 85 raft mapindeyiz ve umarım güzel bir oyun olur diyorum arkadaşlar ve bugün konumda Oda Vlog hakkında konuşacağım. Benden çok fazla isteniyordu bu ve bunun hakkında düşüncelerimi belirteceğim, bakalım ne olacak. İnşallah da oyunu kazanırız. İlk denemem Türkler sağ dedi biri, kendisine buradan aleyküm selam diyorum ve selam söylüyorum yani dostum. Türk arkadaş vardı, bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada FOV yüzde, bunun sebebini ben de bilmiyorum açıkçası. FOV yüzde oynamak istedi canım ve bug'dan dolayı iki tane golden bot giymiş ama galiba bir tanesi gerçekten gelmiş ve onu da giymiş olduk. Mağaraya biri gitti, o yüzden ben de gitmedim. Bu arada arkadaşlar iki tane zarif videoyu beğenirseniz cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Yani Reis PvP'ler şöyle videoyu beğenirse cidden çok sevinirim. Bakın Reis diyorum yani. Şöyle PvP'ler bir gücünü gösterirse beni çok mutlu etmiş olurlar. Bu hafta birazcık Survival Games fazla geldi fark ettiyseniz. Bunun sebebini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Açıkçası canım çekmek istedi ve hani bahsedecek konularım vardı ve bunları Survival Games'te bahsetmek daha iyi oluyor diye ben düşünüyorum. Hadi bakalım ne olacak. Kötü bir başlangıç yaptık açıkçası ama bu demek oluyor ki oyunu kaybedecek değiliz. Yani her zaman hiçbir şey belli olmuyor Survival Games'te. Çok iyi başlangıç yapıp ortadan taş kılıç bulup ölebilirsin. Ortadan hiç bok bulamayıp da oyunda kazanabilirsin arkadaşlar. Yani böyle şeyler Survival Games'te yaşanıyor. Hemen şu gereksiz şeyleri atalım ve hani çok fazla şey oluyor. Mesela gereksiz şeyleri niye atıyorsun, işte başkası alıp güçlensin falan diye yak falan diyorlar arkadaşlar. Bunları hani bence kendinize güveniyorsanız gerek yok ve ben de kendime güveniyorum. Hani bunu açıklayayım çünkü çok herkese bu, çoğu PvP'ye gelir yani yorumlarda. Mutlaka bir iki kişi atar, hani gerek yok abi, adam da alsın güçlensin kapışalım. Hani şu ana kadar da hiç kimse beni öyle yerden buldu itemlarla kesmedi arkadaşlar. Onu da böylece bir söylemiş olayım. Hani bu ego falan değil, sırf kendine güvenle alakalı bir şeydir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kendinize güveniyorsunuz, şey yaparsınız. Mesela şu adamı şöyle bir arkalayalım. Yusuf dostum, merhaba dostum, uyuyorsun dostum ve öldün. Anam! Bizi de arkalandık. Biz de arkalandık. Ama hiç sorun değil. İşte bu abi. Başka kimse arkalamasın. Aman dikkat. Ciddi misin abi sen? Biz adamı arkaladık, başka biri de bizi arkaladı. Vallahi kedi köpek kovalamaca gibi oldu arkadaşlar bu, ama hala hayattayız. Şu şeyleri bir yiyelim. Bir dakika, bayağı bir tehlikeli oldu bu. Harbiden böyle bir şeyi cidden açıkçası beklemiyordum arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse neden böyle oldu ben de anlamadım. Bayağı bir ilginçti. Şu gereksiz şeyleri at abi şöyle. Tamamdır. Güzel, güzel bir başlangıç yaptık. Bakın gördüğünüz gibi az önce kötü başlangıç yaptık dedim, şimdi bir anda iyi oldu. Hani dediğim gibi Survival Games'te hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. O yüzden pes etmemek lazım. Olamaz, kılıcım yok, oyun çıkmayacak, hemen çıkayım demek yok yani. Her zaman sonuna kadar oynarım. Her neyse arkadaşlar, ben Oda Vlog'undan bahsetmeye başlayayım. Herkes benden hani Oda Vlog'u istiyor. Bunu çok fazla ben görüyorum arkadaşlar. Ve Oda Vlog'u hani çoğu YouTuber çekiyor. Ben bunu da YouTube'da gördüm. Hani neredeyse tüm YouTuber'lar hani Oda Vlog'u çekti. Tabi çekmeyenler de vardır ama istisna. Genellikle %75'i çekiyor, %25'i çekmiyor arkadaşlar. Ve benden de çok fazla isteniyordu. İşte 400 bin abone özel, 450 bin abone özel falan. Oda Vlog'u çok fazla istiyorsunuz. Tabii ki de ben arkadaşlar Oda Vlog'u yapmak isterim. Hani sizin isteğinizi yapmak isterim arkadaşlar. Hani öncelikle dediğim gibi her zaman sizin istekleriniz benim için daha çok ön plandadır. Abi gittim lava atıldım ya. Her neyse, sizin istekleriniz her zaman benim için daha çok ön plandadır arkadaşlar. Hani ben de sizin isteğinizi gerçekleştirmek isterim. Fakat şöyle bir şey var, ama ben bu Oda Vlog'unun falan yanlış olduğunu düşünüyorum. Ölecek miyim abi, ciddi misin? Ha, ölmedim. Ben bu Oda Vlog'u çekmenin arkadaşlar falan yanlış olduğunu düşünüyorum. Şöyle aha bakın, benim işte Razer Black Widow klavyem ve Razer Black Widow mouse'um var. Benim bilgisayarım çok iyi, 10.000 TL. Mouse'um çok iyi, 10.000 TL. Süper klavyecim var, oyuncu klavyem 500 TL. Bu sizde yok. Gördüğünüz gibi böyle klavyem var, mouse'um var. Bunların ben hani yanlış olduğunu düşünüyorum. Görgüsüzlük oluyor yani. Çünkü hani olan var arkadaşlar, olmayan var. Hani herkes durumu iyi olmayabilir. Herkesin klavyesi iyi olmayabilir ki benim de hani klavyem, evet şimdi klavyem iyi olabilir, mouse'um iyi olabilir ama benim de eskiden hani klavyem falan arkadaşlar, mouse'um falan çok iyi değildi. Cidden çok kötüydü. 5 liralık mouse kullanıyordum ve hani mesela adam bir Oda Vlog'u çekiyordu hani ve izlediğimde açıkçası moralim bozuluyordu. İşte bu adamın var da benim neden yok diye arkadaşlar moralim bozuluyordu. O yüzden hani görgüsüzlük olur diye de Oda Vlog'u çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar ve Oda Vlog'u da çekmeyeceğim. Bunu açıkça söyleyeyim. Hani hem de gösterecek de açıkçası öyle çok fazla bir şey yok. Klavye falan evet belki iyi olabilir ama dediğim gibi göstermek, öyle görgüsüzlük yapmak istemiyorum. Bana göre yanlış arkadaşlar. Çünkü dediğim
gibi olan var olmayan var. Bir videosuna bakalım adamın, işte çok eskiden tabi bunlar. Bir yıl önce mesela bir oda vloguna bakalım, adam her bakış işte böyle klavyem var, mouse'um var, bilgisayarım var, her şeyim var, 10 tane bilgisayarım var, işte bu çok zenginim. Hani böyle videolar çekenler vardı ve bu benim moralim bozuluyor. Tabii ki de kimseye de diss attığım yok bu arada, yanlış anlaşılmasın. Evet, oda vlogu çekilebilir arkadaşlar. Hani oda vlogu çekmek de işte haramdır, günahtır falan diye bir şey yok, ama bana göre arkadaşlar yanlış olduğunu düşündüğüm için ve hani eskiden böyle olaylar yaşadığım için oda vlogu çekmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Bunu bir cevabını alın yani. Çünkü çok fazla istek vardı oda vlogu çekmemle dair. Ben de bunu bir bu videoda cevaplamak istedim arkadaşlar. Kusura bakmayın, hani ben de çekmek isterdim ama aslında çekmek istemiyorum, ben de çekmek isterdim değil. Ama sizin isteğinizi yerine getirmek isterdim. Fakat bu istek birazcık daha farklı arkadaşlar. Hani facecam falan belki evet olur, ama bu oda vlogu falan maalesef ben o tür şeyler çekmek istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi görgüsüzlük oluyor. Olan var olmayan var. Mesela adamın hani belki bilgisayarı bile yok, belki telefondan izliyor ve hani o videoyu izlediğinde morali bozulabilir. İşte neden benim yok falan diye. O yüzden bu tür video çekmeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oda vlogu gelmeyecek. Belki ileride fikrim değişince gelebilir. O zaman da işte yok hani bir ara çekmeyeceksin diyordun, şimdi niye çekiyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama o zaman da dediğim gibi fikrim değişmiş olabilir. Belki ileride çekebilirim. Zaten şimdi dediğim gibi çekmeyi çok fazla düşünmüyorum. Benim daha ne çok fazla bir şeyim yok arkadaşlar. Öyle ilginç şeylerim yok. Neler var size söyleyeyim. Klavye var, mouse var, bilgisayar var, masa var yani. O izlediğiniz oda vloglarındaki gibi değil yani. İşte yok işte bu var, şu var gibi değil arkadaşlar. 4 kişi şimdi deathmatch başladı ve hani hepsi çok iyi oyuncu gibi değil ama akıllı bir oyuncu arkadaşlar, çoğu akıllı oyuncu gibi gözüküyor. O yüzden dikkat etmem lazım. Bu oyunu ya kıl payı kazanacağım ya da kıl payı kaybedeceğim gibi de geliyor arkadaşlar. O yüzden tamam, team abi, şu adamla takım olduğumuz iyi oldu cidden. Şöyle bir atak yapmak istiyorum. Bak takım diyor, saldırıyor abi. Sen şerefsiz misin abi? Takım abi, takım al sana, takım yani al sana takım abi. Bakın burada adam gördüğünüz gibi hata yaptı ve hatasının bedelini ödüyor. Bu da hata yapıyor abi, bu da hata yapıyor, bu da hata yapıyor, bu da hata yapıyor. Lag oldu, lag oldu. İşte bu, işte bu abi. Hop, şöyle bir tane FNS'de yakarsak güzel olacak. Bir dakika, bir tane gapple'ımız var. Şimdi sakin olalım, 1v1 kaldık adamla. İkimiz de bu adamla cidden hani iyi fırsat kolladık arkadaşlar. Ama bu adamın durumu benden daha iyi, sıkıntı o. Ama bizim de PvP'miz iyi, bizim de PvP'miz iyi. Gel buraya dostum, öleceksin, öleceksin, öleceksin. Hadi abi, ölebilirsin abi, ölebilirsin. Benim yanmamı bekliyor, can kaybetmemi bekliyor. O yüzden sıkıntılı ama çok da kaybetmedim. Gapple'ım vardı. Şöyle bir okkumuzu kullanalım biz de. Katniss RG'den bir Katniss mı gelecek? Katniss RG'den bir Katniss mı gelecek arkadaşlar? Ve hadi öl artık dostum, çok direndin. Çok direndin, cidden çok fazla direndi ya. Abi öl artık lütfen, Allah aşkına öl. Evet, güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Deathmatch'te birazcık sinirlendim, kusura bakmayın, ama cidden adam beni çıldırttı yani. PvP'ci falan değilsin dostum sen, senden dediğim gibi bir bok olmaz bana göre. Öyle yani arkadaşlar, o da vlogu dediğim gibi gelmeyecek, benim düşüncelerim böyle. Her neyse, bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi, teşekkürler, videoyu beğendiyseniz yorum olarak atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, hepinizi seviyorum.